akıllı. Sonra gazete çıkarıp okumaya başlar. Bu sırada otobüse şık giysili, saçları zevkle yapılmış, entelektüel bir kadın girer. Kimsenin dikkatini çekmemeye çalışarak akıllı, ücretsiz giriş kartı oturur. Şimdi de bir başka yolcu içeri girer. Bir köylü. Alnındaki teri siler. Ne? Çuval içinde bilek gerekiyor. Nasıl? Bilek diyorum, çuval içinde gerekiyor diyorum. Ne için? Bagaj için. Ne bagajı? Çuval mı bagaj? Evet, çuval bagajı. Nesi bagaj? Alt tarafı, yırtık, pırtık bir çuval. Yani bavul olsaydı neyse. Eliyle? İlk kez biliyorum çuvalın bagajı olduğunu. Bal gibi biliyorsunuz çuvalın bagajı olduğunu. Sessizlik. Gülüşmeler duyulur. Delikanlı güzel. İkisi birden. Merhaba.
huysuz girer. Elinde takım çantası ve bir de ekmek vardı. Görünür. Müzisyenlere özgü egzersiz yapmaya başlar. Şimdi bu bunun için niye bilet vermedi? Yoksa bagaj değil mi bu? Biz şu an için bilet verelim, on bunun için. Şimdi de otobüse entelektüel görünümlü bir erkek girer. Etrafına bakınır ve... Pardon, burası boş mu? Evet. Bu nasıl bir akşam? Yani yaz mı geldi? Kış mı geçti? Sonbahar mı girdi? Yaz mı çıktı? Anlaşılmıyor. Kadın pencereden bakmaya başlar. Şimdi de uyuz girer. Biletini atar. Thank you.
Olursa uyuyup olacak ha. Bir süre hiç kimse konuşmaz. Aletiniz çok büyük. Alet diyorum, çok büyük. Pardon, alet. O alet değil. Değil mi? Öyleyse. Konuşmadan duramaz mı? Niye? Rahatsız ediyorum. Hayır, asla duramaz mı? Sinir ya anneanne, sinir. Günümüz insanların en büyük hastalığı. Bugün bunalıyor, yarın sinirleniyor, öbür gün şap tımarhaneyi boyluyor. Oh, sen merak etme. Ya üzülecek bir şey yok, neden? Oradakiler de insan. Ay. Nihayet otobüsün sürücüsü de sol taraftan hızla gelir. Thank you.
saçmalık bunlar. Bunlar! Oh! Duyuyorsunuz ya! Herkes büyük bir tedirginlik içinde dinler. Canım bu rüzgarın sesi. Aman ya rüzgarın. Hayır olabilir. De. Olmuyor abi. De. Ha? Neler baktın kutusuna? Ha? Arkadaşım. Hayır yani şunun içindeki çocuk mu yoksa başka bir şey? Ya elini vicdanına koy da söyle. Hayır yani kadıncağızı tedirgin etmeyin. Virtüöz ona sertçe bakar. Cevap vermeden önlenir. Aa, bu fiyat sonuz gerekiyor herhalde. Hayır. Dokunma. Bakın. Enstrümanımı kirlettiniz. Onun hepsini. Yarısı bile. Yarısı bile. Varma ya hayır. İçindeki çocuk değilse niye böyle ateşleniyorsunuz ki? Dokunma dedim. Olur olur olur. Kesinlikle bu işin içinde bir iş var. Kesinlikle. Otobüse bindiğinizden beri takılmış. Aslında ben hiçbir zaman böyle şehir ihtiyarak sayı yolculuk yapmam. Bu sence hiç basıyor. Yarın fazla fazla bekliyorum. Ama şimdi anlıyorum ki benim bir yarım saat daha beklemem gerekiyor. Bekleyecek miyiz artık? Saygım olmasa ya. Saygım var. Aslında kutuyu açmamak için bir nedeniniz yok ki. Ha? Bu sizin için sorma olmazsa mı? Ha siz de yine çocuk kaçırdığımı öğrendiniz. Ben sizi kültürlü bir sanmışım. İnanmıyorum, inanmıyorum da. Yani söz konusu ortamın şüpheli ruhunu yatıştırmak değil mi? Ayrıca denetim, güvenin en üst derecesidir. Bir kez bakmanın kime ne zararı olabilir? Hayır! Neden bu kadar direniyorsun? O zaman siz de pantolonunuzu indir. Anlamadım. Pantolonunuzu diyor. İndirin. Siz ne söylediğinizi farkınız? Siz kadın mısınız, erkek misiniz? Görmek istiyorum. Benim de içimde sizin erkek gibi değildir. Bir kadın olduğunda dairiniz var. Saçmalıyorsunuz. Aa neden bu kadar direniyorsunuz? Yalnızca denetleyeceğiz. Denetim güveni en üst denetlidir. Bir kez bakmanın kümene zarar olabilir mi? Anlaşılan ise. Peki ben bu saçmalık sarabı çıkartlarım. Kendisine böylesine hakaret etmesine kim izin verir? Hayır neden? Çünkü başından beri uyuzun teki çıkmış o da saçmalıyor. Bu da her ne günah. Ben kimse bilerek değilim. Sizler benim için yolcudan başka bir lütfen, ben de sizler için. Protesto edercesine bir tavırla yüzünü çevirir ve... seferine devam eder.
çalışan da fabrika yok. Eminim bundan, 10 yıldır bu yoldan bombacımda gidip geliyorum ben. Olabilir. Bilmiyorum. Benim bir fabrika. Pardon. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Biz nereye gidiyoruz? Siz ne demek istiyorsunuz? Demiyorum, soruyorum. Nereye gidiyoruz diye soruyorum. Hayda! Affedersiniz, otobüsün nereye gittiğini bilmiyor musunuz? Bildiğim için soruyorum ya. Arkadaşım, hayır sen daha Anadolu'ya gidiyorsun öyle deme. Hayır, ben merkeze gidiyorum. Neden soruyorsun öyleyse? Otobüs yolundan gitmiyor. Baştan beri hep yanlış yollar sapıyor. Hayda! Bir polisim de... Genç adam size öyle geliyor çünkü dışarısı karanlık. Bildiğim sokakları tanımayacağım kadar karanlık değil. Bir dakika, bir dakika. Herkes dışarıya bakmaya başlar. Köylü.
Ya ben anlamıyorum. Ya ben anlamıyorum. Neden böyle oturuyoruz? Gidelim sürücüye soralım. Sessiz olun. Lütfen sakin olun. Soralım soralım diye tutturmuşsunuz. Hayır belki kestirmeden gidiyorum. Ne kestirmesi ya? Sekiz izliyoruz burada. Gördün mü? Sürücüye daha çok güvenmelisiniz. Sürücüye güveniyorum. Güveniyorum. Hele de zamanında varmış istiyorum. Benim zamanında varamayacağınızı da nereden çıkardınız? Gördüğünüz gibi bilinen yerlerde tutup duruyoruz. Tam şu anda kavşaktaki saate göre saatimi ayarlıyorum. Şahsen ben zamanında varacağımıza inanmıyorum. Siz inanmıyorsanız bu sizin bileceğiniz şey. Lütfen gereksiz koşullarınızı diğer yollarına ulaştırmayın. Yerinizde olsaydı koşullanmazdım çünkü genç bir insan sayılırsınız. Gençler ne olmuş yani? Sizden emeklilik maaşı istemiyorum ki. Otobüsün yolunda ve zamanında gitmesini istiyorum. Ha? Bunun dışında mı yılların deneyim gerekiyor yani? Yine soru soruyor o. Bu yolu ben çizmedim. Anlıyor musunuz? Bu yolu ben çizmedim. Ben yoruldum. Bütün gün çalıştım ben. Çalıştım ve bir an önce evime gitmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Evime. Biliyor musunuz? İçimizden hiç kimse bu otobüste sabahlamak istemiyor. Sebepsiz kuşkularla sürücüyü üzmeyelim. Neden sebepsiz? Gayet sebepli. Üzülecek ne var ki bunda? Sürücüyle konuşmak yasak. Yolu değiştirmek de yasak. O yapıyor. Onun değiştirdiğini nereden biliyorsunuz? Belki de yepyeni bir yoldan gidiyordur. Yeni bir yoldan mı gidiyordur? Daha bu sabah eski yoldan geldik. Bu sabah eski yoldan geldik. Şimdi de yenisiyle geri gidiyoruz. Ulan üstüne vazife olmayan işlere karışma. Kendi işine bak. Ulan! Ben kendi işine bakıyorum. Başkalarının da kendi işine bakmasını istiyorum. Ama hedefe götüren en kısa yol her zaman doğru yoldan geçmeyebilir. Ben sormaya gidiyorum.
ama dinlemedim ki. Ben akıl verdim biraz. Yürüş! Baba koyar mısın için? Ya ulan sıraksın bu iş. Şişeyi elinden alır. Baba yanar ya, gidelim bize de vursun. Alabilir miyim? Korkma ya, korkma. İçeri vardır bunlarda bir şey olmaz. Sessizlik. Huysuz yattığı koltukta yavaşça kıpırdar. Herkes ona doğru döner. Yeter bir bu olursa olsun, ben gidiyorum hemen. Uzaktan konuşuyor. Mesafeyi koruyor. Ama adamın da kıpırdıyor. Evet, otom çok gürültülü. O zaman şu rakıyı hazırlayın gene de. Ha, aynaydı. Uyuz kabine yönelir ve gözden kaybolur. Ya onun kararı. Tutaklatma bakayım. Sanmıyorum, güçlü bir yok. Sürücü kabininden gülerek uyuz çıkar. Ya düşünsenize,
Bir vakit tekme kalmak için oradan oraya dolaşıp duruyor. Bunun sonunu neye varacağını düşünebiliyor musunuz? Bravo! Nasıl ağlayayım? Diyor. Yani bütün gün direksiyon başındayım. Sonra da karım ekmek almadan eve gidince beni işine almıyor. Karımın da ekmek alacak zamanı yok. Sonra da bütün gün ekmeksiz kalıyorum diyor. Mantıklı. Ne demek? Peki ne kadar sürecek diyor? Yakınlarda bir fırın varmış. Otobüs yavaşlar. Hoş geldiniz. Tam bir rezalet. Sürücü kokuyor değil.
katılmıyor musunuz? Kuşkusuz katılıyor. Ben insanların emek, eğitim ve dinlenme hakları olduğuna da katılıyorum. Bir hafta da özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Ama neden hala biz gideceğimiz yere varamıyoruz, onu anlamıyorum. Çünkü ekmek arıyoruz. Bakın, benim bugün kaydım var. Kayıtsın. 110 yemeğin sadece beni bekliyor. Bütün planım oluyor orada. Bütün planım oluyor. Şef, hani orkestra şefi de beni bekliyor. Kapela, hani koskoca kapela beni bekliyor. Koro. Bizimle ekmek peşinde koşarken koskoca koronun ne yapması gerektiğini beklersin. Ben koronun sorumluluğunu taşımıyorum. Sorumlu olmadığınızı biliyorum ya. Belli oluyor da. Benim sorum başka. Bakın yalnızca beni bekleyen 200 küsur insan. Direkt olay. Ne yapacak? Hepsi de tanınmış müzisyenler. Profesyoneller. Müzisyözler. Tomaşlarlar. Tüm personel. Yalnızca beni bekleyen bu kadar insana ne söylemek bekliyorsun? Orkestra şefinin kim olduğunu biliyor musun? Ha? Peki bu gece yapılacak kayıt için yıllar öncesinden sözleşme yaptığınız haberiniz var mı? Sadece tek bir kayıt için kaç bin dolar vermeyi biliyor musun? Para koyuyor. Biliyor musun hocam? Ya niye bağırıyorsun? Adam bilmiyor. Bu geceki kayıt uçakla geldiği adam yarın sabah geri dönüş. Gerçekleşemeyecek bir sanat işbirliği. Uluslararası bir skandal yaşayacağınızı anlamıyor musunuz? Bu etkinlik UNESCO'nun be! UNESCO! Uluslararası kültürel işbirliği! Yani genel omuzumuza vermiş, yani ortaya bir kültür diyaloğu çıkmış. Yani sonuç olarak bu barış için yapılan bir savaş. Yani söz konusu gezegenimizin kurtulması! Kurtuluş! Gezegen! Biz işte buna ekmek peşinde koşuyoruz. Ben gerçekten sizi anlamıyorum. Ben gerçekten hiçbirinizi anlamıyorum. Hayır, anlaşılmayacak ya. Evde iki çocuk bekliyor benim. Sizlerin evde olduklarından emin değilim aslında. Büyük olanın küçük çocuk farkında değil. Alkışlı bir. Sürekli unutuyor. Bir keresinde polis vermedi. Nerede bizi biliyor musun? İstasyonda. Uyumuş kalmışlar. Dedik büyük annemin benziyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar iki çocuk. Biri 3, öbürü 7 yaşında. Şimdi nerede? Yaşıyorlar mı? Ben diyordum ki evime, çocukları vakit vakit istiyorum. Peki. Benim işim kolay mı? Bir şiş arabanın yarısına ev al. Aa, babamın ölüm yıldönümü bu. Evet. Abim şimdi evde değil mi? Ya küfür etmeye başlamıştır. Eve gidince bana. İçinde iyilik namına hiçbir şey yok. Orada gidip el alemine zıkkınlanacağına hiç olmazsa şu babamızın ölüm yıl dönümünde onu birer kadehle birlikte alsaydık diyecek. Ya kimine zıkkınlandın ki? Hepiniz de şahitsiniz ki. Kimse yedir. Bir damla bile içmedi mi? Al işte. Kimse sana inanmıyor. Aa, ya al işte hiç kimse bana inanmıyor. Beni de evden bekliyordu. Artık Anadolu'ya terk edildi. Terk edildi. Arkadaşlar beni yanlış anladınız. Ben de sizin gibi bir yolcuyum. Benim de kardeşlerim var. Çocuklarım da var belki ama... Ne olan? Böyle duygularınıza kapılmadan akıllı davranmaktır değil mi?
belki değildi. Ne o zaman? Sonları ne? Ne suyu? Ne suyu? Ben daha rock almaya giderken onlar içmeye başlamış. Niye söylemediniz bize bu durumu? Ne zaman söyleyeyim? İçenlerin hepsi de şoförlü. Hangisiniz ikisine mi? Yok, yok, yok. Su değildir işte. Su değildir. Madem ki tam evdekisine gidiyoruz, su değildir işte. Rica edeceğim, öyle şakalar yapmayın. Önce ekmek, sonra memleket, şimdi bırakın. Bu kadar fazla. Ortada şaka falan yok. Durum ciddi. Evet, ne yapacağız? Lan ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet, ne yapalım? Düşünün. Düşünün. Herkes düşünsün. Ben düşündüm. Dediğim gibi çaldığımızı küstemeye girebilirim.
Protesto ederek geçip koltuğa oturur.
Akıllı bir süre kapıda bekledikten sonra...
düşün. Sonsuz uykuya daldığın zaman uyanmak olmayacak. Şimdi düşünmenin zamanı. Yolcular kara kara düşünmektedir. Şöyle düşünmüyor ama. Nasıl düşünmüyor? Şöyle yani uyuyor. Uyuyor. Başkaları düşünürken o nasıl uyuyor? Doğru mu yaptın? Neden düşünmüyorsun? Ben düşünüyorum. Ya uyurken nasıl düşünebilirsin? Ya ben emin uyurken düşünürüm. İnsanla biraz sorumluluk olmaz. Dünya yanmış ayaklarımızın altında. Sen uyuyorsun. Ya ben uyuyor gibiyim. Ama uyumuyorum. Nasıl uyuyor gibiyim ya? Bak bayağı uyuyorsun işte. Ya düşünmeye zorlandığımızda hemen uyuruz biz. Bize yapacak bir şey yok. Tamam. Ama düşünmeye gelmeyelim. Ya uykuya dalar. Ya içkiye başlar. Otobüs yavaşlar ve durur. Kendime gelir gelmez değil.
kendime geleli çok oldu. Her şeyden haberim var. Niye yapıyorsunuz o zaman? Düşünüyorum. Ne düşünüyorum? İnsanın kafasına bir kez vuruldu mu? Düşünecek çok şey oldu. Yatarken bütün hayatım gözlerimin önünden geçti. Ve ben orada yalnızca akılsızlık ve sabırsızlık gördüm. Gerçeklerden ne kadar uzak kaldım. Ve bu arkadaşın bana öğüt verirken ne kadar haklı olduğunu anladım. Gözlerim kapalı yatarken, burada, öylece yatarken hakikati hissettim. Ne? Hakikati. Ve durumu doğru değerlendiren bu arkadaşın ona ne kadar yakın olduğunu anladım. Ruhen, sizinim. Hani bir kere daha olsalar felsefe bölümüne girersin ya. Ah, konudan uzaklaşıyorum. Ah, konudan uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Neden çalmak istemiyorsunuz? İstemiyorum. O kadar. Ne durumda olduğumuzu biliyorsunuz. Yakında müziğin yardım olmadan doğruya varabilir.
Ayrıca ben otobüsü de çalmam. Öyle mi? Demek soylular önünde çalıyorsunuz, kraliyet lirasında çalıyorsunuz ama emekçili şoföre çalmıyorsunuz. Maestro'nun bir gözyaşlarına muhakemiyorsunuz. Ama kendi halkınızı asla sizi büyüten, sizi giydiren, sizi boyunanların önünde çalmak müzikle alay etmek oluyor, öyle mi? Ben halkının önünde de çalıyorum, ben sadece... Saptırın. Demek mutluluğun gücü yalnızca soylu için geçerli. Emekçi halk içinse hiçbir şey ha! Halkların çok farklı olduğunu siz saptırın. Ben buna benzer bir şeyle söyleyeyim. Hiçbir şey saptırmıyorum ben. Sizin demek istediğiniz şu. Soylular için her şey... Halk için hiçbir şey! Her şeyi yararlı diyorsunuz, her şeyi çarpıtıyor. Bakın benim demek istediğim sana böyle şimşek hani iki dakikada yapılacak bir şey değil. Öyle ayakkabı gibi ben demek istediğim cilayı aldım bitti böyle değil. Sizin sana büyük bir zevkle cilaladığınız kraliyet ayakkabılarına sunulacak bir şey değil mi? Hayır bakın ben hiçbir zaman halk için çalmam demedim. Ayrıca ben sadece o bir kişinin halkı temsil ettiğinden kuşkuluyum. Halk ne dost daha büyük bir kavram öyle değil mi? Hiç kuşkulanmayın. Kuşkulun olduğu yer çok kuşkulu bir yer. Kuşkulanmak hiçbir zaman kimseye bir fayda sağlamamıştır. Ben yine de kuşkulanıyorum. Çalsanız da lan bir şey. Ben çekirdek satmıyorum canım. Ne satmışsın? Bu halk için bir şeyler çalacak mısınız? Yoksa size yalnızca soylu konu taşıyanlar mı gerekir? Dikkat edin, bunu son kez soruyorum. Hayır. Bravo! Thank you.
Hiç ama hiçbir şey. Dünya, insanlar, bu otobüs, hiçbir şey yoktur. Yalnızca müzik vardır. Ne yapacağım?
fikrim şu. Ancak bir kadın bizi bu otobüsten önümüzü ya da otobüsü geri alabilirsin sanmıyorum. Yani şimdi de yanına bir kadın göndermemiz gerektiğini söylemeye çalışıyorsun. Başka çaremiz yok. Aa, kadın ne? Aklınızdan bile geçmesin. Yani söz konusu sizin arkadaşınız değil. Yani bu iş için böyle nasıl diyeysem değişik biri. Thank you.
Hayır, hayır, hayır. Biz uygar insanlarız, vahşi değiliz. Ve genç kızları da yemiyoruz. Damarınıza gelin de o kadar acele etmeyin. Çünkü her an şişesi de kesilmiş olabilir. Biz sizin genç çağdaş insanlar olarak bu sorunun neyini anlayacağınızı ve çözmemize yardımcı olacağınızı sandık. Ne yazık ki yanılmış. Biz sizin insanları sevdiğinize, onlar için kahramanlıklar yapmaya hazır olduk sanmıştık. Ama insanları sevmediğiniz ortaya çıkmış olduk. Biz sizin soylu duygulara ve düşüncelere sahip olduğunuzu düşündük. Ama siz sahip değilsiniz. Ne yapalım? Böyle insanlar da varmış. Bütün bunlara inanacağımı mı sanıyorsunuz? Sizin oğlanıza benzeyeni mi? Yoksa onun aşkının sizin aşkınıza benzediğini mi? Siz aşk hakkında ne bilirsiniz? Zavallı küçük burjuvalar, kariyer düşkünleri, çıkartılar! Siz aşktan ne anlarsınız? Hep amacınız daha büyük bir yolda kopup birbirinize ayağını kaldırmak. Soğuklu insanları olmayıp büyük laflar ederler. Neden bunu vatan için, ulus için, insanlık için yapması gerektiğini söylüyorsunuz? Şunu kendinize geliyor. Laf çuvalları! Hepinize vaaz ediyorsunuz. Sonra koca göbekliğinizle gencecik sevgililerinizin yanına yapıyorsunuz. Yeter! Canlı bir ailen olmadığı için böyle konuşuyoruz. Yarın öbür gün evlendiğinde nasıl öteceğini görürüz. Öyle mi? Aile, topluluk, sorumluluk, bağlılık üstüne çok güzel şeyler söylüyorsun ama sonra hepsini birer birer berbat ediyorsun. Siz insanı kuş gibi özgür kılan duygulardan ne anlarsınız? Boyalı kartal kutmalar. Onun size inanacağını sanıyorsunuz öyle mi? Bizi tanıdığınızı sanıyorsunuz ama hiç tanımıyorsunuz. Her an yumuşunun dibini boylayabilir. Boylayalım! İçindeki aşk önümüzde yaşamın ne anlamı var? Var! Sen beni dinle. O kadar çok kadın var ki bu dünyada. Bu otobüs devrildiğinde o hayatta kalacaklar. Neden? Çünkü kadınlar yedi canlıdır onlar. Senin yerine hemen bir başkasını bulacak. Senin için tek yapacağı sade bir çörek. Ha bir de mezar taşına iyi bir çocuk yazısı o kadar. O kadar. Öyle de olur mu işte? Biz biliriz. Biz biliriz oğlum. Hayat benim değil. Benim gibi düşünsen de düşünmesen de. Sevsen de sevmesen de öteki tarafta terk edilmiş yalnız kalacaksın. Anlıyor musun lan? Tek. Sonsuz diye bir şey yok. Bu öyle geçişte var ya. Bu öyle. Sorsana. Niye bileklerimi kesmiyor diye düşünüyorum. Sorsana. Anla da. Anla. Sonsuz kadar bir şey yok. Ve asla. Doğru değil. Doğru. Doğru. Şimdiki kadınlar özgürlük yalanıyla kocalarına ihanet ediyor. Buna da kadın özgürlüğü diyorlar. Ondan sonra şunu boşan, evine kolar da seni de sokağa atar. Boşa uğraşıyorsun. Aşk nedir? Yalnızca birbirimizin gözlerinin içine bakma. Ya da terliğine kadar elini tutma. Belki insanlık için bir şeyler yapmak ve sonuna kadar özveride bulunmak. Bu dinle bir insana, bir erkeğe yakışan, onu onurlu kılan. Ya! Boşa! Parlak. O şişeye ihtiyacım yok artık. At onu elinden. Hayır. Thank you.
Hadi. Şeyler yapmasın da. Yapma. Biraz önce bizi nasıl alt etti görmediniz. Kadınlar. Erkeklerden bu zaman. Doğru söz edilir. Gülüşmeler gittikçe acayipleşir ve sonra yavaş yavaş kesilir. Artık gülüyorlar. Canım ya ne var burada? Herkes durmadan sarılamaz. Benim aklıma başka bir şey geliyor ama. Beyefendi adam okuduğunuzu kullanıyor. Sen hiç ıslanmadan saçak altında saklanıyorsun. Şimdi bu laflar sana yapacak.
ekmeğiniz acık değil mi? Ekmeğinden kim verir? Kelebek başka bir şey yok. Benden bir yarım ekmek. Benden de yarım. Bizden de yarım. Aa, benden de. Evet, şimdi iki etti. Yarım. Üçüncü ekmeği nereden bulacağız? Ben yarımdan fazlasını veremem. Ben. Bizden. Onun iki ekmeği var ama. Benim bir tane ekmeğim var. Benim de. Ya bunu... Ya bir dakika. Tamam. Daha adil olsun diye herkes ekmeğini çıkartıp ortaya koysun. Tamam. O zaman... Şunlar... Böyle. Bunlar da bizim. Bu da benim. İyi, bu da benim. Bir dakika. Bir dakika biraz şuradan. Aç. Aa, sizin oralarına bir mi deniliyor? Bu sahtekarı görmezden gelirsek... şu anda yedi ekmek var. Bunun yarısı da üç şeyler. Şimdi de yarım fazla mı var? Evet. Bu yarım fazlayı ne yapar? Affedersiniz. Benim yarım ekmeğim fazla olduğu için... onu almakta bir sakınca görmüyorum ben. Ya bunu ortak amacımız için yapıyorum. Nasıl bir ortak amaçmış bu? Ya birileri verecek, birileri vermeyecek. Öyle mi? Buna razı olamam. Ben de hiçbir şey vermeyeceğim o zaman. Thank you.
düşünse bir sessizlik hacim olur. Durum yine kötüleşmiştir. Susun sen. Çuval çekilmiş. Ambalaj. Söz görmüşsün size sadece. Lan yol boyunca bizi hepimizden gider. Onu yap, bunu yapma, olur mu? Ay, hepimiz var ya, duruyor bana kafetleri. Thank you.
kişiyiz, 11 kişiyiz ama sahne arkasında birçok arkadaşımız var. Onları çağırmak istiyorum sırayla. Alkışlarınızı rica ederim. Gönüllü bir asistanımız var. Seda Mansur Kersen. Kemal Yiğitcan.
Ayşen Akdengiz. Sahne tasarım Barış Dinçer. Thank you.
İnabet.